Hazreti Musa Tur-i Sina'da Rabbimize sormuş. Ya Rab, dünyadaki en çok nefret ettiğin, en çok gazaplandığın, öfkelendiğin kulun kimdir? Bana onu gösterir misin der. Allah-u Teala peki der ey Musa, git sahile git, orada yanında çocuğuyla beraber olan bir kişi göreceksin sabahleyin. O dünyadaki en günahkar, en çok buğz ettiğim kulumdur der. Hazreti Musa gider, bakar çocuğuyla beraber birisini görür. Ertesi gün der ki ya Rabbi, dünyada en çok memnun olduğun, en çok razı olduğun, en çok beğendiğin kulun kimdir? Bana gösterir misin der. Allah-u Teala aynı sahile git ya Musa, yine çocuğuyla beraber birini göreceksin. O kişi dünyada en çok sevdiğim kişidir. Hazreti Musa gider aynı kişiyi görür çocuğuyla beraber. Der ya Rabbi, hikmeti nedir? Dün en çok buğz ettiğin kişiydi, bugün en çok memnun olduğun kişi. Ya Musa der, o kulum çok günahkar bir kul. Çok büyük günahları olan bir kul. Çocuğunun elinden tutmuş, beraber balık tutmaya gelmişler sahile, her günde geliyorlar. Çocuğu ona sordu, babacığım dedi, yerden kum avuçladı böyle, şu kum tanelerinden daha fazla olan bir şey var mı dünyada dedi. Babası şöyle baktı, dedi ki evladım var. Ne var baba? Oradan sudan bir avuç aldı, bu su tanelerinde okyanuslar kum tanelerinden daha fazladır. Bu sefer çocuk tekrar sordu, babacığım dedi, okyanustaki sulardan daha fazla olan bir şey var mı? Durdu şöyle, içinde bir dert var. Evet, günah işlemiş ama dertli. Döndü dedi ki evladım var. Ne var baba? Babanın günahları var oğlum. Babanın günahları bu okyanuslardan daha büyük. Yaşanmış yaşanmamış değil hocam. Bu dert yüreğimizde olsun istiyor. Din bunu anlatıyor bize. Allah'a hüsnü zan bunu öğretiyor bize. Bir mümin evet yeryüzündeki sulardan daha fazla günahım var diyebilir. Vardır da günah işlemek kulun fıtratında var. Çocuk böyle babasını derin düşüncelere dalmış gördü dedi. Peki babacığım dedi, senin günahlarından daha büyük olan bir şey var mı? Bu sefer yine gözünden damla damla dökülen yaşlarla dedi ki var evladım var. Allah'ın rahmeti var. Allah'ın bağışlaması var. Allah'ın bağışlaması var hocam. Rabbim onu yüreğimizde taşımayı bize nasip eylesin inşallah. Ümit kesmekten bizleri korusun. Ne diyordu Yakup Aleyhisselam çocuklarına? Yavrum, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Mümin Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Mümin Allah'a hüsnü zan besler. Sahih-i Müslim'de anlatılan bir hadise. Efendimiz anlatıyor. Kıyamet gününde Rabbimiz cehennemden bir kulunu çıkarttırır. Huzuruna alır. Kulum cehenneme atıldın. Bir şikayetin var mı? Bir haksızlığın gibi bir iddian var mı? Kul der ki yok ya Rabbi. Ben ettim, ben buldum. Sahih Müslüm nakli der. Ben ettim, ben buldum. Yaptıklarımın cezasını görüyorum orada. Peki der zebani meleklerine, alın götürün. Melekler onu derdest ederler. Alırlar böyle. Yüzüstü tekrar götürüyorlarken dönüp arkasına bakar. Haşa, Rabbimiz mekandan münezzehtir. Biz anlayalım diye somutlaştırıyor. Şekilden münezzehtir. Kul dönüp dönüp bakar. Rabbimiz der durun bakalım durun. Kulum neden dönüp bakıyorsun? Ya Rabbi der, ben ettim biliyorum. Yaptıklarımın da cezasını çekiyorum ama ben senin hakkında böyle zanda değildim. Ben yaptım ama senin affedeceğin zanlı bende çok fazla var. Hele hele beni cehennemden bir kere çıkarttın, bir daha beni girdirmezsin diye zan besliyordum ben sana. Ümit besliyordum ya Rabbi der. Rabbimiz der ki peki o zaman, madem benden bu kadar ümit var, bana bu kadar hüsnü zan besliyor, götürün onu cennete. Hazreti Peygamber anlatıyor hocam. Hocam çocuklarımıza bunu öğretelim, ne olursunuz öğretelim. Dışarısı günah batağı. Bu günahlar içerisinde temiz kalmaları mümkün değil. Evladım, olur, kul, beşer. Yanlış yaparsa bil, Allah'tan başka kapı yok. Allah'tan başka affeden yok. Sakın ümidini kesme oğlum. 100 kere, 1000 kere yanlış yapsan yine dön Allah'ın kapısına yönel. Yine dön Allah'a yönel. Yine dön Rabbim de, Rabbim senden başka gidecek bir yerim yok de.